Ayşe teyze, sen benim babamın yeni evini görmedin. Çok güvenli bir yer. Hiç endişe edilecek bir şey yok. Babanın yeni evi nereden çıktı çocuğum? Babam yeni bir ev aldı kendine. Ama ev benim üzerime. Yani artık orada yaşıyor. Şahane bir düzen kurdu kendine. Ya Meltem de orada olmadığı için rahat rahat gidip gelebiliriz. İçin rahat olsun yani. Emin misin bak? Ay sanki eve bassalar uçan tekmeler atıp çocukları kurtaracak da. Yani aslında benim için de çok iyi olur. Ya baksana ev çığırından çıktı, ne yapacağımı şaşırdım. En azından çocuklar hafta sonunu orada geçirir tabii. Ayşe Hanım nikah memuru geldi. Tüh tüh tüh, görüyor musun? Ona haber vermeyi unuttuk. Tüh tüh. Gelin bacım. Bak yapma böyle. Allah insana çaresiz dert vermesin. Kes sesini be. Evin kadrolu terapisti misin nesin? Git başımdan. İnsaniyetimizden konuşuyoruz. Ama seni alacak adama acıdım şu an. Ya ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Sus diyorum sana. Sus diyorum. Sus diyorum. Ay kusura bakmayın memur bey. Bu evde öyle ters şeyler oluyor ki sizi aramayı unuttum. Önemli değil. Çok geçmiş olsun. İyi günler. Sağ olun. Ayşe Hanım, siz de şuna bir bakın istiyorsanız yani. Böyle giderse de evde tabak çanak kalmayacak. Ay vallahi ne oldu bilmiyorum bu kıza. Hiç anlamadım. Hadi bakalım. Vallahi ben de şoktayım Ayşe Hanım. Yani dünyanın en sakin, en kibar, en nazik kızıydı. Şimdi içine şeytan kaçmış gibi. Hadi bakalım kızlar, yürüyün. Baba geçerken Melis'i evine bırakacağız, tamam mı? Tamam oğlum. Bir an önce çıkalım da şuradan. Ayşe Hanım, gelişmelerden beni haberdar edersiniz. Yemeklerini ihmal etmeyin, ne olur. Her öğün pizza, hamburger yemesin çocuklar. Merak etmeyin siz. Hadi kızlar, hadi. Aa, çok güzel evmiş. Evet. Bak, hamak var. Gel. Tamam. Uşağınız yok burada. Alın şu çantalarınızı ya. Bırak, bırak. Keşif yapıyorlar. Alışsınlar. Burayı sevmelerini istiyorum. Sevdiler bile. Baksana. Oğlum sen şunları içeri götür. Binur odanızı göstersin. Ben bir telefon edeceğim. Aa, Binur abla mı geldi? Evet. Tuğba işten çıkarmış. Bana geldi. Allah'ım yine iflaslar da galiba. Hiç sorma. Dua et de tamamen evsiz kalıp benim başıma kalmasın. Ne güzel olur değil mi? Haydi kızlar, önce yerleşilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.